Öyle aşağı doğru geldim. Şimdi bakın orada yayla var. Ama yayladan gitmeyeceğim. Baksanıza şu kayalara. Eskiden burada yerleşim yeri olduğu ne kadar da belli. Bu kayalar neyin nesi? İlla ki geçmişte vardı. Bizim Sakarya orada kaldı. Valla bulutlarla aynı seviyedeyiz resmen. Geldim burada, attım çantamı. Birazdan çünkü şu tepeyi aşağı ineceğim. Ne bileyim ya, böyle insan gidesi gelmiyor ama abi ben nereye kadar yürümüşüm ya. Şu görünüyor mu bak? Şurası üst mahalleydi. Evler gözüküyor. Onun aşağısı zaten nerede? Te şuradan geliyorum. Bakın. Mazgirt Maden Köyü oradaydı. Evet. Gerçekten harika. Çok iyi yani. Bunun adını bilen var mı? Güz çiçeği. Bu artık çıkmaya başladığında anlarız ki kış geliyor. Yani öyle derler. Kışın habercisi bu çiçek. Alacadurlar. 2, 4, 6 tane. 6 tane gözüküyorlar. Şu çayırlıktan geliyordum böyle. Baktım dalmışım, tamam mı? Dalmışım böyle, kırlarda yürüyordum böyle güzelce. Ulan dedim burası uçurum mu? Şöyle bir geldim baktım ki harbiden baya baya abi, çaylardan indim, bakın uçurumdan aşağı indim ya. Yola inmek için. Halbuki az önce şuradan gelseydim çoktan yolu yerlamıştım ama ben ne yaptım? Te yukarılarda saldırdım böyle. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. O köyden gelen yol, asıl yol buydu. Ben eski yoldan, yani eski değil aslında, yeni yapılmış patika. Öyle bir yoldan geldim. Gidiyorum böyle. Şimdi baksana baba. Şöyle uçurumdan indim dedim. Kamerayı açamadım çünkü tutamıyorum kamerayı. Ah birisi çekseydi keşke o anda ama yok ki kimse. Ben yürümeye devam ediyorum. Ulan elime bir diken battı var ya. Aşağı inerken şimdi mola verdiğim yerde tırnak makasıyla çıkaracağım. Evet, bir burası yayla arkadaşlar. Bakın yayla gözüküyor. Çukur yaylası. Bir tane çeşme falan bulunca mola vereceğim. Birazcık bir şeyler yiyelim. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Tey nerelerden geldim bak. Abi dün akşam konakladığım köy şurasıydı. Maden Köyü, Bazgiret. Oradan çıktım böyle bak. Şöyle çıktım böyle. Görüyor musun? Buradan çıktım bu mahalleye. Oradan öyle dolandım o tepeye. Oradan bu dağın arkasından, sırtın arkasından geldim buraya. Evet. Şimdi yolumuz böyle. Gideceğiz inşallah. Şurada da inekler otluyor. O deminki inekleri otlayan yaylayla alakasız bir yer. Burası başka bir yayla. Çukur yaylası ve bizim köyün yaylası ama ben burada hiç şey yapmadım yani. Bizim köyün yaylası da buradaymış. Ben daha çok zirvelerdeydim. Şu tepelerdeydim. Orası zaten, ben şöyle bir şey anladım bu arada. Benim yani yayla diye tabir edebilirsek oralarda geçti ve şu anki bu yaylalardan nereden baksam 500 veya 750 rakım daha yüksekte. Ve elime diken batmıştı, onu çıkardım. O yüzden durdum. Devam. Yürüdüm, yürüdüm, dere tepe yürüdüm. Şöyle bir tane su var burada, Kürün. Burada eskiden varmış. Şimdi tüpümde böyle bir konserve var, onu ısıtacağım. Bir öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra buradan yardırdık mı daha bir yerde bir şey yemeyiz. Ama şu vadiye baksana ya. Şimdi demin şu dağın arkasıydı. Şu kayalara bak ya, kayalara. Uuu.
işte ısıtırız. Olmadı bir de çay yapak abi. Ya da çay aşağıda da yapabiliriz, bilmiyorum. Öğür var, ne bileyim, var oğul var ya. Allah'ım. Ne? Allah! Ulan var ya, bir atmacalar geziyor var ya, görmeniz lazım kamera. Allah! Ulan şuradan çekeyim, bir dakika. Lan tepemde mi? Ulan beni mi yiyeceksin lan sen? Hayırdır oğlum? Şimdi böyle bir tüpümüz var abi, kamp tüpü. Fazla da sıkılmıyor. Kaçırıyor mu? Kaçırmıyor mu bilmiyorum. Aha. Kaçırmıyor herhalde. Tencereme getirip, tavalı tencerem daha doğrusu, ona, hatta burada yapalım ki rüzgar esiyor ya, bunun içine koyacağım şimdi. Etrafı korumalı olduğu için rüzgar da almayacaktır. Doğal bir çözüm. Şimdi kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bir rüzgar esiyor. Hani bazen çok esiyor, bazen az esiyor. Hatta bak otlardan anlayabilirsiniz. Rüzgar esiyor. Bu kürünü de doğal bir yalıtım olarak kullanacağım. Ve ateş sönmeyecek. Bunu buranın içine koyacağım. Yanıyor mu lan çakmak da? Bir sevdadır çamşat. Tamam bak. Görüyor musun bak? Buraya çıkarttığımda çok mu yanmıyor bile yani, düşün. Evet, şu anda burayı yandı. Ya o değil de tenceremin kenarısı yanmış, şey eğilmiş. Kenarısı eğilmiş. Şimdi buna barbunyayı koyayım. Ya şimdi yemek yapmaya falan zaman yok. Sürekli yediğimiz için böyle aparatif şeylerle idare etmem lazım. Zaten akşamleyin köye gideceğim. Hani orada güzel yemekler yiyeceğim. Yoksa burada yani ben tavuk falan yapacaktım. Yemek yapacaktım. Şöyle bir tane pleşimiz var. Yedim. Abi çayı da demledim güzel bir şekilde. Yani başka bir bardak kalmamış elimde. Mecbur bununla içeceğim. Oo, güzel güzel. Ben çayımı falan içeyim arkadaşlar. Toparlanıp gideriz. Saat 3'ü geçti artık. Yani yardırmam lazım aşağıya. Ateye nereye ineceğim ya. Bunları çok otarmış, öküzçülük yapmışız zamanında. Paç paç paç. Abi buraya inekler geldi, bir tane de boğa geldi. Boynuzsuz boğa. Teyzem sağ olsun. Teyze merhaba teyze. Toparlandım. Bir suyumu doldurayım. Ah inek gitsin. Burada da böyle bir su akıyor. Yarın. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi toparlandık, bayağı bir zaman geçti. 1-1,5 saattir buradayım. Artık hız kesmeden gitmemiz lazım. Çünkü karanlığa kalırsak gerçekten problem yani. 6'da 6,5-7 gibi kararıyor hava. Şimdi biz buralarda olduğumuz için eskiden tanıdıklarımız çok çıkıyor. Tamam, şurada bir rampam var. Bu rampadan sonra daha rampa yok. Rampa da böyle biraz meyilli bir rampa.
Hadi bakalım. Şu aşağıda köy gibi bir yer var. Köydür büyük ihtimalle burası. Ne güzel zan sesi var bak. Baksanıza şu yukarıda mağaralar var. Böyle kayalar zaten kaç kilometredir geliyor böyle. Hep böyle var. Acaba Neolitik çağdan kalma mağaralar mı? Bilmiyorum ama yani mağara. Doğal oluşum da olabilir. Fakat sanki kullanılmış. Şu tepede hemen. Mağaralar var. Ama manzara nasıl? Efsane değil mi? Baksanıza ya şuraya. Üf be. Şurada aşağıda orman var. Ya abartmıyorum, çam sakızı kokusu buraya kadar geliyor yani. Alıyorum kokuyu. Bayrak orada. Hops. Döndük bu tarafa. Bak şimdi burası öyle bir yer ki sağına bakıyorsun. Böyle bir manzara var. Hatta şuraya çıksak daha iyi ama şu tepeye çıktığın zaman iki türlü manzara görüyorsun burada. Bu tarafa dönünce de böyle bir manzara var. Yani manzara üstüne manzara. Evet. Bak görüyor musunuz bu kayaları? Abi her taraf bir şey yani. Burası da yayla. Burası Napurnev yaylası. Görüyor musunuz? Birazdan yanından geçeceğiz zaten. Ve dediğim gibi mesela şuraya çıktığınız zaman bu taraf ayrı bir manzara. Bu taraf ayrı bir manzara. Şu an oradan indik zaten. Devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Biz bu köyün yani bu yaylanın köyüne ineceğiz. Bu Napurnev yaylasının köyü Agara. Oraya ineceğiz. Kestirme. Hemen kestirme deneyelim. Yolumuz uzun. Yaylalar inmiş, bazıları inmiş, bazıları inmemiş. Bakalım burada kimse var mı? Pek ses yok ama bir tane pat pat görüyorum orada traktör. Bakalım. Yine kestirme çaylardan yiyelim. Oh ne güzel çaylık ya. Şuradan öyle sis geldi mi öyle bir huzur oluyorum ki.
Niye bilmiyorum. Bunun ismi Napurnev Yaylası. Baksana ya, ulan iyi yol kat ediyorum ha. Nereden indim 2 saniye görüyor musunuz? 2 dakika nerelerden indim. Binelim binelim. Evet, yola indik. Şu tepelerden geldim böyle. Yola indik. Bakın burada da bir kürüm var. Çok güzel ya. Vallahi böyle yapacaksın abi. Bak buradan yaz, kışın içemez de. Kışın zaten burada öyle bir kar oluyor ki. Yani burası komple doluyor. Ev büyüklüğünde şeyler oluyor. Karlar yağıyor. O derece kar yağıyor burada. Ama yani onun dışında her türlü hayvan içebilir. Yabanisi de içer. Kuşu, kurdu, ayısı, domuzu hepsi. Ondan sonra ya normal inekler, kedi, köpek, tavuk. Diyorum ya, kuşların bir sürü çeşidi var burada. Yaban keçileri, hepsi. Yani o öyle bir hayrat yaptığın zaman, gerçekten öyle bir hayrat yaptığın zaman çok güzel ya, insan mutlu olur ya. Ne kadar para giderse gitsin umurumda değil. Bir gün ben de yapacağım. Gerçekten yapacağım yani. Evet. Bahsettiğim o meşhur su burası. Griyalo suyu. Griyalo. 5-10 dakikada burada mola veririm. Ondan sonra gideriz bir daha. Bayağı gideceğiz işte, şu ormanlı dağda aşağı ineceğiz. Oo! Şurada sürü akıyor bak. Şimdi bu ormanlı yola dalacağız. Öyle gideceğiz. Ya şu görmüş olduğunuz ormanlı dağı aşağı ineceğiz. Halen bayağı yolumuz var. Geride kalan güzel dağ var. Dün akşam şuradaki köydeydik. Tabii oradan direkt böyle gelmedik biliyorsunuz. Rotayı şöyle yukarıya çıktık. Oradan şu dağı açtık böyle. Yani güzel bir rota yaptık harbiden. Karşıda köylerin hepsini biliyorum ya. Neredeyse çoğunu biliyorum bak. Şu an ismi Panuk. Bu Oba Köyü. Ondan sonra şurada Tepebaşı Köyü var şu altta. Şurada. Şurası Çağlayan. Şurası Boselta diye bir yayla. Yayla orası da yayla. Orası biraz aşağıda kalmış. Aslında yok, Napurnev'le aynı. Burayla aynı. Şurası Zakiyet olması lazım. Zakiyet. Yağlı Köyü yani. Yağlı Köyü. Burası da Vaket. Yani onun kışlası. Onun şu dağ var ya, onun arkasında yayla var. Bunların yaylası. Yağlı Köyü'nün yaylası. Oraya araba yolu çıkmıyordu. Şimdi çıkıyor mu bilmiyorum. Eski öküz arabalarıyla. Öküz arabası da değil, öküz kızağı böyle. Kızaktı. Büyük kızaklar var. Öküzlerle bağlayıp oraya çıkarırlardı eskiden. Bizim öküz yatağı da şu dağın arkasındadır. Şurada Tepebaşı'nın yaylası var. Zaten Maden Köyü burada. İşte o geldiğimiz yerler. Burası zaten şimdiki gittiğimiz köyün yaylası. Arkadaki yaylayı zaten gösterdim. Çukurköy'ün yaylası. Valla böyle. Görünen köy kılavuz istemez. Suyumu muyumu içeyim. Ondan sonra devam ederiz. Ya böyle çöpleri de bırakmasak çok iyi olacak. Buradan soğuk ha. İki gözde var. Yarısını bir gözden, yarısını diğer gözden dolduracağım. Bu derin dondurucudan çıkmış bir su. O yerden de ayrıldık. Yüklendik çantaları. Gidiyoruz. Birazdan orman yoluna dalacağız ve... Oğlum. Lan bu çok yeni lan. Arkadaşlar. Bir sorunumuz var. Bu ayı dışkısı. Ve çok yeni. Çok yeni yani. Belki bir saat, iki saat. Allah Allah. Evet. Hadi bir içimde bir his var.
Lan umarım çıkmaz. İyi de büyük bir şeye benziyor ha. Büyük yapmış. Yani o kadar yeri dolan 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 gel burada şimdi ayına karşılaş. Çok taze ya. Yani buradan mı çıkmış acaba yukarıya? Bunlar düşmüş. Ben fena iz sürerim ha bu arada. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Demin telefon çaldı da bir telefon görüşmesi yaptım. Şimdi yani o deminki dışkıyı gördünüz. Yani o bildiğin halis mulis ayı dışkısı. Ve eski değil. Bak yol boyu gördüm. Eski dışkılar da vardı. Ama bu yeni yani. Çok taze. Şimdi ayak izi de bakacağım ama ayak izi de şey yapacağım. Bu arada arkadan da hava bulutlanıyor. Yağmur da gelecek. Bakalım nereye kadar gideriz. Ha bu yol boyu ayı denk gelmezse iyi. Oğlum geç ya. Bir şeyler yemiş. Dışkısında gördüm ama ayıdır kardeş yani ne bileyim. Yavrulu olmasın da. Yavrulu olmazsa sıkıntı yok. Bir şekilde hallederiz de yavrulu olursa problem. Şimdi orman yoluna gireceğiz. Aslında şurada bir sopa filan ayarlasam mı ya? Şurada bir sopa ayarlayalım. Böyle biraz genişten genişten alalım. Bir de yani bu ayılar var ya. Çok sinsi hayvanlar ha. Böyle mesela şu an belki de beni bir yerden izliyor. Bakıyor. Ulan acaba bunun peşinde başka kimse var mı? Ulan yine telefon çaldı ya. Ulan şu GoPro'ya yedek batarya almadık da. Şu anda %39 şarjım var arkadaşlar. Orman yoluna doğru girdim. Birazcık şarja takacağım. Benim ses topum var. O ses topunu da açayım. Çünkü o dışkı taze. Yani şu anda var ya. Niye bilmiyorum ama bir yerden izlendiğimi düşünüyorum. Gerçekten yani. Bağıramıyorum bile. Dur şurada durayım da. Aynen şöyle durayım da ses topunu falan açayım. GoPro'yu şimdi şarja takacağım. Biraz şarj olsun. Şuralar inerim. Ondan sonra devam. Müzik açtım. Şurada orman yolu var ama hiç oralara giremeyiz. Bu yol nereye gider? Böyle gidiyoruz. Şurada bir konuma bakayım. İç yol var da işte bakalım. Şimdi böyle gideceğim yerin konumu böyle ama bu araba yolu ve yani nerelerden dolaştırıyor. Oradan gitmeyeceğiz. Bak böyle döndüğümüz zaman şurada bir kışla yazıyor. A bak. Görünüyor. Oğlum niye netlemiyor lan bu? Agara mezrası Zegan kışlası. Oraya ineceğiz arkadaşlar. Oradan şu kırmızı nokta. Yani şu görmüş olduğun yeşil alan var ya. Full orman. Orman yolundan ineceğiz aşağıya. Oğlum inşallah ayı falan denk gelmez diyoruz. Bir an önce gidelim yani bence. Hadi. Vallahi ulan böyle ormanlardan geliyorum arkadaşlar. Bayağı bir indim. Ama aynı dışkı şurada da vardı. Şurada vardı yani yolun ortasında. Aynı dışkı. Bu neyse aynı yoldan gidiyoruz da. Allah kerim. Böyle elime bir tane bir şey aldım. Pek bir faydası olmaz ama. Da silahsız. Zor. Yani hayvan kaç kilometredir yolla gelmiş onu söyleyeyim. Hani ormana falan dalmış olsa pek şeyine girmem de o da bu yoldan gidiyor şu anda. Bazen böyle çaylıklarda da olurlar. Artık nereye gidiyor? Şu köye mi gidiyor? Meyve yemiş. Bayağı yolum var. Şuraya geçtik mi bir dinlenelim. Ulan ne zamandan beri ilk defa bir medeniyet sesi duydum ya. Sonunda bir pat pat geliyor. Ulan belki kaçırsın. Baksana ben şu ormandan indim bak. Ormanın içinden geliyorum. Oğlum böyle pat pat geçsin belki kaçar da. Kim dur ne dur bilmiyorum ki. Aleykümselam.
Nereden böyle abi ya? Dağlardan. Dağlardan geliyorum. Vallahi maşallah sana. Neresin abi? Ben Dereçik Önder'im. Ama Rize'de yaşıyorum. Aynen. Sen? Tepebaşı'danım ben. Tepebaşı. Ha şuradan Agara'ya ineceğim de. Agara köyüne. Yol ayrılıyormuş sanırım. Orada şey var. Değirmen var orada. Hı. Değirmen orada sırttan devam ediyoruz Agara'da. Orada kışla var. Kışla geçiyorsun. Oradan aşağı iniyorsun. Anladım. İyi, inşallah buluruz. Şuradan iniyordum. Baktım bir dişki ayı yeni yapmış. Yeni. Ne işi var senin burada dağlarda ya bu? Yatık böyle ne gidiyor? Ya aksiyon da macera da. Severiz böyle maceraları. Biz dağcıyız. Öyle. Bayağı var mı oraya? O dediğin yere? Yok ya. Abi dön abi sırtıma orada hemen değirmeni orada. Tamam. Bu yol değirmeni bul yalnız. Değirmeni bulacağım. He. Tamam. Tamam abi. He. Sağ olasın. Değirmeni bul. Değirmeninde sırt boyu devam ediyorsun. Orada kış da var. Aha. Kışa geçiyorsun. Orada kara iniyorsun. Tamam abi. Orada da sabah iniyorsun. Tamam abi. Sağ olasın. Kim neredesin? Değişik bir ses duyuyorum. Oğlum şuradan vuvu sesler geliyor lan. Neyse buraya inelim aşağıya. Ya fena yoruldum da. Bayağı bir kaptırdım şuradan bir an önce ineyim diye. Abi duydunuz. Dedi ki böyle böyle orada değirmen var dedi. Oraya ineceğim işte. Oğlum ne ayak lan bu? Oğlum bu ayı hayırdır ya? Lan oğlum başka yol mu yok lan? Eğer gelirse şu tepe noktayı almamız lazım. Yukarıda olmamız lazım bu arada. Bayağı yol geldim ya. Vallahi yani çok yol geldim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Neyse. Biraz dinlendim. Şimdi devam. Baba elimde de öyle kalın bir osopa var ki yani. Bu gerçekten ayıya denk gelirse can değerine ölmezse sıkıntı baba. Ayı beni gördüğü zaman şöyle diyecek. Bakacak ve diyecek ki vurursun eyvallah da ölmezsem sıkıntı büyük. İnşallah başka yere sapmıştır ya vallahi. Ama vallahi bu düz yolu bulmuşsa bu da benim gibi aşağı doğru gidiyor. Dedik aramızda böyle bayağı bir yol olsun da, mesafe olsun da. Aha lan vuvu sesi buradan geliyormuş ya. Depo varmış burada. Ben de diyorum ayı mı bağırıyor aşağıda nedir? Ayı bağırıyorsa da sıkıntı. Allah'ım ya baksana abi ses buradan geliyor. Neyse baba müziği açalım. Müziği açayım. Ya müzikteyken pek kayda girmiyorum çünkü telif yiyoruz. Ulan sonunda açıklık var yani böyle açıklık yerleri seviyorum. Oğlum burada damaşananın ne işi var lan? Abuna vurayım daha ses çıksın. Bu arada kestirme yol buldum. Açık olduğu için dalıyorum. Yaka. Oğlum ağaca bak ağaca. Ağaç reçine bildiğin. Oha. Oha lan burada tırpan var bir tane. Aa masat da var. Tırpanı görüyor musunuz? Adam burayı biçmiş gitmiş baba. Dayı ayı var yalnız ha. Ama şu anda tırpanım var. Gel lan hadi. Gel lan. Gel lan. Şimdi tırpanım var. Seni biçerim ha. Allah'ıma kitabıma keserim seni bak. Akıllı ol oğlum öyle. Yollara çımaklı olmuyor yani ha. Adam yolda bir de işaret bıraka gitmiş. Oldu kardeşim. Neyse fazla artistik yapmayayım. Şurada bir daha ormana gireceğim. En iyisi iyi anlaşalım bunlar biz. Bu kadar olur. Resmen ayıyla aynı yoldan gidiyorum ya. Ha. Bak. Taşı kaldırmış. Niye kaldırıyor biliyor musunuz? Bizi altındaki karıncaları, böcekleri yemek için. Genelde karıncaları yiyor da. Gidiyoruz bakalım. Sorun değil. Allah büyüktür. Ya o benden kaçacak ya ben ondan kaçacağım. Kaçan kovalanır. Bakalım. Şuraya kadar bir şarja takalım. Allah'a emanet olun.
devam. Evet. Ben bu yoldan geldim. Bu Tepebaşı köyüne gidiyor. Buradan da o benim güzergahım. Şimdi haritalardan baktım. Orada yine yollar ayrılıyor. Yine bakacağım oradan. Şimdi devam ediyoruz. Ya bu şarj da var ya. Çok zor duruyor da bakalım. Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Şimdi orada bir yol daha ayrıldı. Navigasyon bu tarafa gösterdi. Yine ormana dalıyoruz ama bu seferki iyi bir orman. Yani inşallah o ayı başka yere gitmiştir yani. Ulan sonunda çatılar gözüktü ya. Ulan ne ormandan indik be. Ulan sonunda ayına bir yerde pişti olacağız ama. O kışla var ya. O kışladan aşağı köy var. Köyden köye işte yine arada. Yine arada. Bir tane daha orman var. Orayı da geçeceğim. Artık orada da denk gelmediyse ne ala. Abi yanımızda sopamız da var ha. Şolam. Değişik sesler geliyor bazen ormandan. Ne de bilmiyorum ama. Neyse. Oy. Bağır ha, en az 3 kilo var. Abi kışla gözüktü. Orada yine insanlar var. Yine nereden gelirsin, nereye gidersin? Neyse bir konuşalım da. Vallahi böyle kışladan geçtik. Gidiyoruz aşağıya taraf. Gülüyor millet. Gülsünler. Bir mola verelim. Ulan ne indim be. Şuraya çantayı bıraktım, şu taşa bir oturayım ya. Oh! Vallahi karanlık olmadan şu ormanı aşmam lazım. Yani şurasını görüyor musunuz? Şu orman. Onun aşağısına ineceğim. Vallahi bir sorunumuz daha var. Saat 6'yı geçmiş meğer. Akşam 6'yı geçmiş. 7'de karanlık oluyor. Umarım bir saate köye inerim. Yani hatırladığım kadarıyla inmem gerekiyor. Artık börtü, böcek, ayı, kurt sesleri vermeye başladı. Saat 6.30'a geliyor. Ve tam böyle ayının gezme saatleri var ya. Ayı 1. akşam üzeri, 2. gece yarısı, 3'te sabaha karşı gezir. Bayağı indim. Aa ben sopayı nerede bıraktım la? Oğlum sopa yok lan elimde. Aa. Neyse ya ağırdı zaten ya. Bir de onu taşıyorum kaç kilometredir. Neyse inşallah şu yollardan da bir problemsiz geçeriz. Hadi bakalım. Ağaçlara baksanıza. Bak ne kadardır iniyorum. Buradaki ağaçlar kalın ha. Harbi derin ormana girdik ha. Ya bir de ne hikmetse. Benden başka kimse de gezmiyor ya. Ulan. Oğlum bu yolu niye kimse kullanmıyor? Bu kadar erken akşam olmuyordu ya. Bu dağlarda erken akşam oluyor işte. Sabahtan beri kovaladıkça kaçan aşk böceğin misin oynuyoruz da. Vadiye bak ya. Burayı döneceğiz oğlum. Bayağı orman yoluymuş burası. Kardeş bu orman bitmiyor ha. İyice karanlık ormana doğru gidiyoruz vallahi. Vay yol mu bitti? Ha yok böyle gidiyormuş. Ben de dedim var ya şu karanlık ormana gidiyor yol herhalde. Abi orayı iyi karanlık ha. Vallahi kardeş burayı sıkıntı. Buralar iyi sıkıntı. Yani böyle tam ama doğa nasıl? Çok güzel baba. Ormana bak. Hani burada bir arkadaş grubuyla gelsen çok güzel gezersin. Benim gibi tek gelmeyin de. Burada bir sopa daha var ama. Yani düşün ki. Ayı bir anda karşıma çıksa. Ne yapacağı belli değil. Onluk hemen de saldırabilir. Böyle durup bakabilir. Bilmiyorum. Aa. Bir dişki daha arkadaşlar. Ayı dişkisi. Bu biraz daha küçük. Kızılcık yemiş.
Tam da buradan aşağıya mı atladı, nereye gittiyse. Yol böyle var ya, mayın tarlası gibi. Her yerde dışkı var. Daha bir iki tanesini de gösteremedim ben. Vallahi aşağı gittikçe orman sıkılaşıyor. Zaten öyle olur. Coğrafyadan da öyledir. Yukarıya doğru ağaçlar gevşek olur. Bir tane daha böyle sopa buldum ama hani gerçekten içimde bir his var ama inşallah boşa çıkar. Oğlum bu ne kadar uzaktaymış köy ya. Ben buraya arabayla çıkmıştım ama işte arabayla yakın geliyor da. Yürümeyle nerede, arabayla nerede? Karanlığa kalmasak iyidir yani. Abi bir de adam işaretlemiş, anladın mı? Ama bu başka bir ayı. Yukarı ayının dışkısı başkaydı. Bu başka. Bu başka bir ayı yani. Zaten bölge bölgedir bunlar. Bölge bölge. Olmazsa ben burada bir müzik kutusunu bir daha açayım arkadaşlar da. İyice karanlık olmaya başladı. Vallahi halen daha gidiyorum. Bir dünya yol geldim. Bir tane araba geçti, o da yukarıya doğru. İlk evi gördüm ama. Aha da beton yok. Abi ilk medeniyeti bulduk. Bir tane evi bulduk. Ha, aşağıda da var evler. Hadi bakalım. İlk medeniyete ulaştık. Lan medeniyete geldik ama yine ormana giriyoruz. Oradan ormandan aşağı ineceğiz. Burada da meyve ağaçları. Oo, meyveye bak lan. Bir tane yiyelim ya, göz hakkıdır. Kimin ise video izliyorsa helal etsin. İyice karanlık oldu ha. Ulan bu neydi lan? Aa, orada bir yol ayrılımı vardı da aşağıya doğru gittim. Diğeri yukarı gidiyordu yani. Diğerinden gidersem çok ters bir yere gideceğini düşünüyorum. Orayı hatırlamıyordum, o yol ayrımını da. Bakalım inşallah doğru gidiyorum ya. Bu yol da yani bayağı kullanılan bir yol. Zaten karanlık, hiçbir şey de göremiyorsunuz artık. Aa bak, burada odun yapmışlar. Ulan ne kadar uzun bir yoldu ya. Arkadaş git git bitmedi. Ama iyi karanlık arkadaşlar. O dışkının sahibiyle görüşmeyiz umarım. Hayır, o yukarıdaki evler var ya, oradan aşağı bayağı gidiyoruz. Hadi bak. Ulan sonunda köyün başına indik ama şuradan bir şey geçti ya. Bu neydi oğlum? Ulan inşallah tilkidir ha. Hop. Ya da kaya düşmüş. Ulan ne diyor ya? Umarım tilkidir. Köy gözüküyor mu arkadaşlar? Oraya doğru geçiyorum. Ulan in bitmedi. Sonunda köye döndüm. %10 şarjım var GoPro'nun. %10 şarjı var. Ulan nasıl yoruldum ya. Işık da belli olmuyor ama. Şurada köy. Şimdi ışık belli oluyordur. Köyün içine girdim. İyi karanlık oldu ha. Videoyu açtık diye mi söndün lan? Allah Allah. Işık söndü. Neyse. Ben şimdi... Ne oluyor lan? Ha. Ben şimdi misafir olacağım yere gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Böyle kaldığım yer... Konuşamıyorum artık. Kalacağım yere geldim. Arkadaşlar bu gridir ama öyle bir terlemişim ki şimdi üstümü değişeceğim. Akşam yemeği falan yiyeceğim. Hadi görüşürüz, ben çok yorgunum. Herkese günaydın. Dün zorlu bir yoldan yürüyerek 20 kilo çantayla indim. Burası bir ahşap ev. Böyle bir köyde uyandım.